Selam, herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu açtıysan muhtemelen beklediğin kişiden cevap almamışsındır. Mavi tık yemişsindir ve cinnet geçirmişsindir. Ve artık ne yapabilirim diye kara kara düşünüyorsundur. Bugün, evet, bundan bahsedeceğiz. Cevap vermekten aciz erkeklerden. Şimdi ilk olarak ben umarım tekrar linç yemem. Uzman olmadığım için özür dilerim. Ben de isterdim ama değilim. Yine de bu benim konuşma hakkımı elimden almaz diye düşünüyorum. Siz sonuçta bunu izlerken aklı başında bir insan olarak izliyorsunuz ve size göre doğruysa uyarlarsınız. Size göre yanlışsa zaten bu videodan çeker gidersiniz diye düşünüyorum. Evet. O yüzden kendi değerlendirmenizi yapın. İzlemek isterseniz şimdi başlıyorum ben. Saat şu an bayağı geç. Şimdi ben ilişkiler hakkında konuştuğum zaman gözlerin doldu, aşk acısı çekiyorsun sen gibi yorumluyorsunuz. Ama benim gözlerimin dolmasının sebebi ilişkiler videolarında çok fazla konuştuğum için çok konsantre oluyorum ve ışığa ya da kameraya çok odaklanıyorum. Ve gözlerim yaşarıyor bu. Yani bir duygu boşluğu, bir kalp ağrısı çekmiyorum. Bunu sizinle burada paylaşmak istedim. Şimdi çok lafı yine uzattım, seviyorum biliyorsunuz. Başlayacağım hemen dırdırıma. Ben şeyleri geçiyorum. Ben zaten birkaç videoda da değinmiştim buna. İşi yoğun olanları, bunları geçiyorum. Çünkü her ne kadar bir işiniz ne kadar zorsa 5 dakika, yani bir mesaj atmak gerçekten bir gün, hatta şu an saniye tutup deneyeceğim, tamam mı? Mesela kardeşim ne yazmış? Ben de ona hello yazdım. Kaç saniye sürdü? 3. 3 saniye. Yani bir insanın cevap vermek için harcayacağı en fazla, hani yavaş yazdığını tahmin edelim, 5 ila 10 saniye. Yani bu kadar az bir süreyi ayıramıyor musun? Bu kadar mı yoğun çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Koronaya aşı mı bulmaya çalışıyorsun? Nedir yani bu kadar hani yoğun olan? O yüzden ben bunu komple geçiyorum. Keyfi olarak cevap vermediğini varsayıyorum. Ki bence kesin öyle. Bir saniye. Kola benim büyük bir bağımlılığım. Ve beni bu kadar böyle enerjik yapan bu. Neyse. Siz mesaj attınız ve bu beyefendi gönül dağıtıyor. Of, en kötüsü işte bu. Cevap vermemesini geçtim. Gönüllü atıp cevap vermemesi var ya. Buş. Yani öyle yapsa daha iyi. Gönüllü yediniz. Okey? Mavi tiki yediniz. Şimdi yediğinizi kabullenmeniz lazım. O yüzden ısrarla üstüne gidip tekrar tekrar yazmanızın hiçbir manası yok. Bir mesajınıza cevap vermedi, görüldü attı. Sizin bunun üzerine ona bir 10 tane daha mesaj atmanız ya da 2-3 tane atmanız bile size hiçbir katkı sağlamayacak. Yani cevap verir ama abi sus diye verir. Okey? Yani ben çok açık sözlüyüm, bakın. Susman için verir. Tekrar ediyorum, üstüne düşüp tekrar tekrar ona mesaj yazmanız size hiçbir şeye getirmeyecek. Yazmayacaksınız. Bakın, çok önemli. Yazmayacaksınız. Çok yükseldim. Sonra bu beyefendi size görüldü atıyor ya, keyfine göre 3-4 gün sonra ne yapıyorsun yazıyor. Şimdi nasıl cevap vereceksiniz? Hemen iki tip kadın var. Bakın, biri ne yapıyorsun mesajına hemen atlayıp iyiyim sen ne yapıyorsun deyip her an, her koşulda ona ne yaparsa yapsın, o bir adım attığında onu hep böyle kucak açan, hep onu gel gel yapan kadın. Bir de bana niye görüldü atıyorsun diye dünyanın tribine atan kadın. Şimdi bu iki kadın da yanlış. Sizin ne yapmanız gerekiyor? Ne trip atmanız gerekiyor, ne de en büyük yanlış, ki trip atmanız bile daha hak ettiği bir şey, ne de ona her daim böyle kucak açmanız. Sizin size görüldü atan, size vakit ayırmayan,
canı sıkıldığında, ne zaman isterse size dönüş yapan, size ne zaman isterse ilgi gösteren birine ihtiyacınız yok. Ve ona böyle davranmanız gerekiyor. Diyelim ki size mesaj attı, hiçbir şey yokmuş gibi. Ne yapıyorsun hayatım dedi. O zaman diyeceksiniz ki oturuyorum. Ve sonra ona güzel bir dille böyle arada sırada yazması, keyfine göre yazmasını, size uygun olmadığını, size uymadığını ve bu yüzden de böyle bir işin içine girmek istemediğinizi söyleyeceksiniz. Kesin ve net. Yani ya net olacaksınız ya da bir daha size görüldü atan birine siz de cevap vermeyeceksiniz. İki seçeneğiniz var yani. Başta söylediğim gibi ona her daim kucak açmanız ya da ona sürekli bir trip atmanız ona hiçbir şey, yani sizin elinize geçen hiçbir şey olmayacak. Trip atsanız öf diyecek gidecek. Asla anlamayacak. Aynı şeyleri yapmaya devam edecek. Kucak açsanız daha da kötü. Ben zaten istediğim zaman gidebiliyorum. Bana hep sevgiyle işte yaklaşıyor. Her daim hazır, beni bekliyor diye gaza gelecek. Yani bu kadar gaz vermenin de bilmiyorum. Bence gereği yok. Sonuçta siz kimsenin yol geçen anı değilsiniz ki. Sizin de iyi görmeye, sizin de değer görmeye ihtiyacınız var ve bunu karşınızdaki insan karşılamıyorsa ve karşılayamıyorsa o zaman sağlam durup gitmeniz lazım. Yani duruşunuz çok önemli. Biraz daha çok nefes nefes kalıyorum ya. Yoksa hiçbir konuda kendinize taviz vermeyin. Size cevap vermeyen bir insana her daim böyle o yazdığında hemen saniyesinde cevap vermek ya da sadece 5 dakika bekletmek, ya bu taktikler hiçbir işe yaramıyor. Sizin dediğim gibi net bir duruşunuz olması lazım. Bunu yapıp size bunun yapılmasını istemiyor musunuz? Yapmayacaksın kardeşim, bana böyle davranamazsın diyeceksin. Böyle davranmaya devam ettiğin sürece ben yokum diyeceksiniz. Yani biraz şey olun, biraz dişli olun ya. Bir insanı bu kadar kaybetmekten korkarsanız zaten kaybedersiniz. O yüzden kaybetmekten korkmayacaksınız. Ha, kaybederseniz de böyle bir insana sizin için çok büyük bir kayıp olmaz. Yani keyfine göre ilgi gösteren bir insan. Ha var, ha yok yani. Bir diğer de eğer sürekli böyle kollarınızı açıp onun yazmasını beklerseniz, sanki başka hiç işiniz gücünüz yokmuş gibi onun attığı mesajlara hemen pop diye cevap yazarsanız ne imajı çiziyorsunuz biliyor musunuz onda? O hep orada duruyor. Hep beni bekliyor. Ve ben ne zaman gidersem sevgi görebiliyorum oradan. Ve bu yüzden o böyle gününü gün ediyor. Sizinle uğraşamam diye düşündüğünde uzaklaşıyor. İhtiyaç duyduğunda geliyor. Ve siz buna hep gel 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 yapıyorsunuz. Yani bir onun bir annesi var diye tahmin ediyorum. Bu kadar anaç olmanıza gerek yok. Onu nasıl bir anne doğurduysa siz de bir anne doğurdu sonuçta. Kimseye sürekli böyle omuzunuzu göstermeyin. Biraz da sırtınızı gösterin. Evet, destek olmak gerekiyor. Evet, dişi kuşu yuva yapar bla 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 ama bu çok başka bir şey. Hep duyarız ya, yok işte kadın yapıcı olmak zorunda. Hayır. Yani dünyada bir tane erkek yok ki. Ve buradan o mavi tik yapanlara seslenmek istiyorum. Bugün kıymetini bilmediğiniz kadınların yarın köpeği olursunuz. Dikkat edin. Gerçekten bakın, kadınlar çok tehlikeli. Şu an istemediğinizi falan düşünüyor olabilirsiniz ama anlayacaksınız. Erkeklerin anlamak için ihtiyaç duydukları süreyle kadının anlamak için ihtiyaç duyduğu süre aynı değil. Ondan biraz daha zamanla ihtiyacı var. Ama anladıklarında da çok geç olmuş olabilir. Çünkü kadın sildiğinde siler. Her daim onun hazır olup beklediğinizi böyle. Ya bir insanı o kadar sonsuz sevmek doğru değil bence. Sizin kendi duruşunuz, kendi uğraşınız ve meşguliyetiniz olması lazım. Yani bu kadar hazır ol da beklemek sizce doğru mu? Sizin de hayatınızda uğraştığınız şeyler var. İşiniz olabilir, ailevi sorunlarınız olabilir onun gibi.
Ama bu demek değildir ki ben şu an bir ilişkide olduğum insanı görmemezlikten geliyorum, ilgisiz bırakıyorum. Çünkü oh çok sorunlarım var. Ya böyle bir saçmalık olamaz. Çünkü hayatta yaşadığımız sürece sorunlarımız olacak. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Ve videoyu kapatacağım. Çok böyle uzun tutmayacağım. Bence çok özetle ve çok söylenmesi gerekenleri söylediğimi düşünüyorum. Malum karantinadayız. Karantinada da yazmıyorsa, abi şu an bile yazmıyorsa ya umudunu kesin daha hiç yazmaz. Yani karantinada yazmıyorsa hiç yazmaz diyerek videoyu kapatıyorum. İyi ki izlediniz buraya kadar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. Lenslerimi bu arada çok soruyorsunuz. Ben onu bir vlogda değinmek istiyordum ama henüz o vlogu çekecek fırsatım olmadı, öyle diyelim. Lenslerim Ella aslında. Ama ya bu kadar açık bir lens değil. Ama ışıklardan dolayı daha da açık gösteriyor şu an kendini. Numaralı bir lens. Tabii numarasız da tercih edebilirsiniz. Benim gözlerim bozuk olduğu için ve gözlük takamadığım için ve artık takmak zorunda olduğum için aynı kadar uzatıyorum ben. Bazen çok uzatıyorum. Lens aldım işte. Ve size buradan etiketlemem biraz zor ama Instagram'a gelirseniz Instagram'da etiketleyeceğim. Direkt sayfaya ulaşabilirsiniz. Bayağı iki günde falan geldi. Ve hissiyat olarak gerçekten yokmuş gibi. Hani hiç ben birkaç markanın lensini kullandım. Çok pahalı olan lensleri de kullandım. Varlığını hissediyorsunuz. Ama bunlarda asla öyle bir şey hissetmiyorsunuz ve bence gözde de lens varmış gibi durmuyor. Ben öyle düşünüyorum. Vallahi yoruldum be. Aslında tansiyonum yükseldi biraz böyle. Sinirlendim. Çünkü herkesin hayatında mutlaka görüldü yediği oluyor yani. O mavi tiki yiyorsun. Bana ve dırdırıma tahammül ettiğiniz için ayrı ayrı seviyorum. Siz olmasanız kim beni nasıl çekerdi bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.